Zorlu engelleri aşıyor, hem eğleniyor hem de sosyalleşiyorlar. Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar çocuklar için vazgeçilmez bir alan kurdu. Survivor Parkı ilçedeki çocukların gözdesi oldu. Buraya yaptıkları iyi olmuş bence. Her gün arkadaşlarımızdan gelip oynuyoruz. Yani güzel yer. En güzel de teleferikten gondolu. Ben en fazla trambolin, şu teleferik ve gondolu sevdim. Çok eğlenceliler. Böyle uçuyorsun bir daha geri geliyorsun. Çok eğlenceli. Erzurum'da hiçbir ilçede yok mu biliyor musun? Sadece burada var. Oo, vallahi biz çok şanslıymışız. Ata ne yapıyorsunuz burada? İyiyim, zıplıyoruz. Burayı beğendin mi? En çok hangi oyuncakla eğleniyorsun? Ya şu gondol, şuradaki en üstteki gondol çok güzel. Peki buraya her gün geliyor musun? Her gün değil yani. Birkaç gün geliyorum. Ama çok güzel. Japonali da iyi oldu. Bilmiyorum ne zaman açıldın ama çok seviyoruz burayı. Eğleniyor musunuz burada? Çok eğleniyoruz. Tamam bakayım. Sen ne yapıyorsun? Ben de. Adın ne senin? Arda. Arda ne yapıyorsunuz burada? Oynuyoruz. Eğlenerek çok oynuyoruz. Proje Erzurum'un Palandöken ilçesinde hayata geçirildi. Palandöken Belediyesi ilçede çocuklar için güzel bir alan kurdu. Survivor Parkı'nda çocuklar hem engelleri aşıyor hem de gönüllerince eğleniyor. Birbirinden farklı engeller çocukların ilgisini çekmeyi başardı. Park çocuklarla doldu taştı. Buraları yapmalar çok güzel olmuş yani, oynamak gerçekten çok eğlenceli. En sevdiğim oyunu sorarsanız gondol. Çok güzel. Sürekli geliyor musun? Yok, ben ilk defa geldim. Bundan sonra gelecek misin? Evet. Yani ben aslında 8. sınıfım ama hani eğleniyoruz, cidden çok güzel. Özellikle teleferik ve salacak çok güzel. Onları beğendim. Evet, ve hani banklar da yapmışlar oturmak için, bence çok iyi. Çocuklar için bütün engeller yorucu ve zevkli olsa da hepsinin ortak bir favorisi var. Çocukların burada en sevdiği engelse... Buraya oyun oynamaya geldik. Eğleniyor musunuz? Aynen. Çok güzel oldu, iyi yapmışlar. Yani bir günlüğüne geldim kuzenimle. Geldiğimde en güzel konuda oldu. Sen nerede oturuyorsun? Şükürpaşa. Aa, sizin oralarda bundan yok mu? Çocuklar kadar aileler de Survivor Parkı'nı beğendi. Bu parka çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp sosyalleşebilecekleri alan olarak bakıyorlar. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çocukları sokaktan kurtardılar. Ondan sonra kötü huylarından belki vazgeçirmiş olurlar. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle hafta sonları çocukları getirebileceğimiz bir yer oldu. Yakın ev, sürekli hafta sonları geliriz. Güzel olmuş, teşekkür ederiz. Tabii tabii, güzel yani. Çocuklar için yormuş. Çocuklar parkı çok sevse de bir de şikayetleri var. Hayır. Bu park aslında çocuklar için inşa edildi, ancak büyükler de bu parkı kullanmak isteyince çocuklardan şikayet gecikmedi. Büyüklerin parkımızı istemiyoruz! Bazen de büyükler geliyor, diyorlar ki burası sizin yaşınıza göre değil. Bu da bilemez. Size izin vermiyorlar. Evet abla. Şey, bizim evimiz mesela şurası, büyükler hep akşam gelip buraları kırıp döküp gidiyorlar. 5-12 yaş sınırı olan parkta abi ve ablalarının parkurları kullanmalarını istemiyorlar. Bunun yanı sıra farklı istekleri olanlar da var. Ben buraya bisikletler için zincirleme yerleri istiyorum. Bizden sonra yapılan evlerde böyle hep maç sahası, basketbol sahası oluyor. Aynen. Ama bizim okilerde hiç basketbol sahası yapılacak dediler, yapmadılar. Hayır, siz basketbol sahası istiyorsunuz. Hayır, yok, futbol sahası. Futbol sahası istiyorsunuz.